Evet. Sayın hocalarım, değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir dönemde yine sizlerleyiz. Bu dönem Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Üstün Yeteneklileri konuşuyor. Bu kapsamda da düzenlediğimiz ilk webinarımızla bugün sizlerleyiz. Bizimle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ahmet Bildiren hocam var. Bugün bizlere üstün yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerinden bahsedecek. Başlamadan önce Hatice Hocam belki siz almak istersiniz. Ardından Ahmet Hocam sizden kısa bir böyle kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz, rica edeceğiz. Sonra da sizi zevkle dinleyeceğiz. Sağ Buyurun. ol Burcu. Ben de tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Yeni başarılı, verimli bir eğitim öğretim yılı olur umarım. Sen gerekli her şeyi söyledin zaten. Ben toplantının başlangıcında Ahmet Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bize hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Tüm etkinliklerimizde bizimle birlikte. Doktorasını bizden alan çok değerli bir genç araştırmacı kendisi. Zaten kendisini alandan tanıyorsunuzdur. Biz de tüm çalışmalarını böyle biraz gıptayla, biraz hayranlıkla izliyoruz. Ahmet Hoca şimdi kendisini tanıtacak. Ben kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu ilk etkinlikte de bizi yalnız bırakmadığı için. Hoş Ben geldin teşekkür Ahmet. ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Onurlandırdınız beni. Evet, ben Ahmet Bildiren. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde özel eğitim bölümünde görev yapıyorum. Özel yetenekli eğitim alanı bilim dalında. 2017'den beri üniversitedeyim. Daha öncesinde de bir 17-18 yıllık öğretmenlik tecrübemiz oldu. Bunun 10 yılını da Bilim Sanat Merkezi'nde geçirdik. Sağdan gelme bir akademisyen olduğumu söyleyebilirim. Ama tabii Hatice Hanım'ın söylediği gibi aslında beni var eden şu konuda olmamı sağlayan karşımdaki hocalarım Ankara Üniversitesi'nde doktora yapmam sayesinde bu konulara geldik. Ben asıl sizlere teşekkür ediyorum. Bana gereken desteği verdiğiniz için. Evet, şimdi bugün üstün yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerini konuşacağız. Belki de bugüne kadar göstermediğim farklı birkaç şey de göstereceğim. Muhtemelen öğrencilerim de, sizin de öğrencileriniz, benim de üniversiteden öğrencilerim olabilir katılımcılar arasında. Başlangıçta ilk defa bunu dinleyecekler için üstün yeteneği biraz farklı düşünmek için o kuramsaldan çok kısa bir geçiş yapacağım. Sonra direkt gelişimsel özelliklere geçeceğim. Şimdi hemen bir saat sonra diyalog var. Bu diyalog şöyle bir şey. Başlangıcını söyleyeyim. Böyle bir diyalogla başlayalım. 2,5 yaşında, 2,5-3 yaşlarında bir okul öncesi çağındaki çocuk var. Normalde anaokul 3-6 yaş arasında çocuk öğrencileri kabul ediyor. Anne babasını bırakacak yeri olmadığı için anaokuluna bırakıyorlar. Tabii çocuk çok küçük olduğu için uyum sağlayamıyor sınıfa. Öğretmenin de o gün çok büyük etkinlik yapması gerekiyor. Müdürden rica ediyor. Ya diyor kızımızla da bir ilgilenir misiniz? Ben bu arada etkinliği yapayım diyor. Müdürün kucağına kızımız oturuyor. Bilgisayardan müdür bazı resimler gösteriyor. Diyalog da şöyle geçiyor. Yaş 2,5 yaş, dikkat 2,5-3 yaş. Bunun adı nedir ada? Fil resim gösteriyor. Peki bu nedir? Şempanze. Peki bu ne? Antilop. Artık antilopu ne kadar bildiği için senin bilmediğin bir şey var mı ada diyor. İşte bakın üstün yeteneğin ilk göstergelerinden bir tanesi. Ne bilmediğimi nereden bilebilirim ki öğretmenim diyor. Burada aslında kendini çocuk göstermiş oluyor. Ne tür bir performans sergilediğini. Şimdi evet biz hemen böyle sınıflama yapıyoruz. Şu IQ üstün zeka, 130 üstü IQ üstün zeka diyoruz ama bu kadar basit mi bu iş? Değil. Yani evet ilk Marlon raporuyla beraber başlıyor. İşte farklı alanlarda bu altı alanda genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı düşünce yeteneği, liderlik yeteneği, görsel sanatlarda yetenek, psikomotor yetenek birinde ya da birkaçında yüksek performans gösteriyorsa üstün yetenekli çocuk olarak tanımlanıyor. Bundan sonra üstün yetenek kuramına başlıyor. Ki hani çok üzerinde durmayacağım bunların. Bugünkü konumuz değil ama başlangıç olarak geçelim şöyle. Üstün yetenek artık tek boyuttan çıkıp, o IQ'dan çıkıp farklı boyutlar da değerlendiriliyor. Renzulli 3 kesişen kümede değerlendiriyor. Ortalama üstünde performans, görev sorumluluğu, iş adanmışlık ve yaratıcılık. Bu üç küme kesişirse üstün yetenekten bahsediyor. Stenberg-Zenk
Beş faktörü ortaya koyuyor. Mükemmellik kriteri, enderlik kriteri, kanıt kriteri, üretkenlik kriteri, değer kriteri. Bu beş faktör sağlarsa, yani bakın enderlikten bahsediyor. Günümüzde şunu söyleyebiliriz ki herkes üstün yetenekten bahsediyor. Herkes çocuğun üstün yetenekli olmasından bahsediyor. Bu o kadar kolay bir şey değil. Aslında zihinsel yetersizlik, çan eğrisinin bu tarafında neyse, çan eğrisinin diğer tarafında da üstün yetenek bu anlamına geliyor. Yeteneğin ürüne dönüşmesi gerekiyor, toplum tarafından değer görmesi gerekiyor gibi. Tanenbaum genel yeteneğin ortalama üstünde olmasını söylüyor ama bana 130 sınırı koymayın diyor. Ayrıca özel yeteneğini söyleyin bana diyor. Çevresel faktörlerin destekleyici olması gerektiğini söylüyor. Zihinsel olmayan faktörlerin işte benlik algısının, özgüveninin yüksek olması gerektiğini söylüyor. Tabii ki bir de yeteneğin ortaya çıkması için şans faktörünün ortada olmasını söylüyor. Yani hepsini şöyle ele aldığımızda işte Tyler 6 faktörden bahsediyor. Akademik yetenekten planlama yeteneğine kadar. Ya da işte Uğur Hoca'nın en son çıkardığı kuramda, bulanık kuramda ki ben bunun ismini de çok sevdim. Kime üstün yetenekli diyeceğiz bu anlamda çok soru işareti var ama bütün kuramları ele aldığımızda işte Uğur Hoca da bireyle çevre arasındaki o karmaşık ilişkiden, işte zihinsel yatkınlıktan, zihinsel olmayan yatkınlıktan, çevrede aktif uyarımdan, işte potansiyel bir uyarımdan bahsediyor. Sonuçta bu kadar kuram üstün yeteneğin aslında çok basit bir şey olmadığını söylüyor. Onun için başlangıçta bunu söylemek istedim. Yani bugün konumuz bu değil ama ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için şunu söyleyelim. Sadece zeka testleriyle ortaya koyabileceğimiz kadar basit bir kavram değil bu. Çok kompleks bir kavram. Gün geçtikçe de daha karmaşık hale geliyor. Çünkü biz bir üstün yetenek tanımını bile oturtamıyoruz. Bu anlamda kuramsal olarak ele aldığımızda her kuramın kendine göre farklılıkları var ama adı kuram da olsa şunu kabul ediyoruz artık. Çok farklı dinamiklerden oluşan bir yapı bu. Peki bu çocuklar nasıl özellikler gösteriyorlar? Erken gelişim özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ekranda gördüğünüz özellikler tüm çocuklarda olacak diye bir şart yok. Biri olabilir, birkaçı olabilir, birçoğu olabilir ya da hiçbiri olmayabilir, potansiyel olarak barındırılabilir. Yani dinlerken tüm üstün yetenekli çocuklar bu özellikleri gösterecek anlamına gelmez. Erken konuşma, erken yürümeyi alan yazında da bizim yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz. İnanılmaz bir gelişmiş dil var. Zaten programa başladığımdaki o 2,5-3 yaşındaki çocuğun ne bilmediğimi, nereden bilebilirim ki öğretmenim demesi bile aslında gelişmiş dilin ne boyutta olduğunu gösteriyor bize. Erken yaştan itibaren işte o harf farkındalığı, ses farkındalığına ilişkin inanılmaz bir ilgi var. Kendi kendine daha çok okumaya bir geçiş var. Özellik çok fazla, erken konuşma çok fazla ve zaman zaman hiperaktiviteyle karıştırılabilecek düzeyde olan yüksek bir enerji düzeyi var. İnanılmaz bir bellekleri var. Çok küçük yaşta öğrendiklerini aradan yıllar geçmesine rağmen hatırlayabiliyorlar ve duyarlılık bu boyutta artıyor. Mesela bir sonraki slide'da daha sonraki bahsedeceğim yeni bir çalışma yaptık biz. Şu an revizyonda makalemiz. IQ'su 7 yaşında 140 olarak tanımlanmış bir çocuğun 0-3 yaş arasındaki ebeveynlerinin çektiği videoyu analiz ettik. O video ve fotoğrafları analiz ettik. Bakın şurada bir bebek var. Daha 1-1,5 aylık ve biberonu kendisi tutuyor. Ya o geçmişe dönük baktığınızda da inanılmaz sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bununla ilgili verileri biraz sonra daha çok paylaşacağım sizinle. Zaten alan yazında baktığımızda farklı çalışmalar var. Mesela Perrin'in çalışması var. 4, 8, 12 ve 24 aylardaki gelişimsel kilometre taşlarının 5 ve 6 yaşında IQ ne kadar iyi tahmin edebileceğini belirlemek için yapılan araştırmada dil becerilerinin, biraz önce bahsetmiştik, ileri bir dil becerisi var. Önemli bir sonuç ortaya koymuş ki erken dil becerilerinin diğer bilişsel alanlara göre IQ'yu daha güçlü şekilde öngördüğü sonucuna varılmış. Dolayısıyla o konuşmalar bile ki zaten hani baştaki örneğe baktığımızda bu çocuğa test uygulamak var mı? Tabii ki objektif değerlendirme yapmak gerekiyor ama işte o erken dil becerinin nasıl IQ'yu yordadığını bu noktada görebiliyoruz. Ama tekrar şunu söylüyorum. Hepsinin bu şekilde erken konuşması şartı falan yok. Bireysellik kesinlikle ön planda ama genel yapıya baktığımızda böyle özellikler görebiliyoruz. Merakları çok fazla, çok küçük yaşta olmalarına rağmen inanılmaz ilgi alanları var. Bilinç ötesi becerileri var. Çok fazla soru soruyorlar. Çok fazla sorguluyorlar. Anne babalar zaten bu sorulardan zaman zaman bunalabiliyorlar. Nasıl cevap verebileceklerini bilmiyorlar çünkü.
daha çok evde kullanılan zengin kelime dağarcığı var ki bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Biraz sonra uyumsuzluktan da bahsedeceğim. Şimdi böyle konuşan bir çocuğun, yani ilk örnekte verdiğim gibi ne bilmediğini nereden bilebilirim ki öğretmenim diyen bir çocuğun arkadaşlarıyla diyaloğu farklı geçecektir. Şimdi her çocuğun arkadaşa ihtiyacı var. Fakat böyle konuşmaya başladığında diğerleri onu çok anlamayacağı için ya da o frekansta konuşamayacakları için sosyal olarak dışlanabiliyor. Buna çare olarak da çocuk daha çok dilini arkadaşlarının yanında değiştiriyor. Daha çok onların seviyesinde konuşuyor. Ama eve geldiğinde o kendisi gibi, özbenliğindeki gibi zengin kelime dağarcığını kullanabiliyor. Mesela 3 yaşında bir çocuk yine bir gün babasıyla konuşuyor. Babası onu çok üzgün görüyor. Böyle sarılacak, öpecek pek yaklaşmıyor. Niye sarılmama izin vermiyorsun kızım diyor. Anlamıyor musun geldiğimden beri diyor. Niye anlamıyorum kızım diyor. Bugün kendimi sönmüş bir balon gibi hissediyorum diyor. Yani şu soyut düşüncelere bakar mısınız? Orada kendini kesinlikle ele veriyor. Ahlaki duyarlılıkları çok fazla. Erken yaşta mı? Evet, erken yaşta o kurallara bağlılık, doğruya bağlılık. Yani ben doktora tezindeyken de bir öğrenciyi sınıftan almıştım. 5 yaşında test uygulayacaktım. O sırada resim yapıyordu. Pek istekli gelmedi. Büyük öğretmenine şunu sordu. Benim resmim nerede dedi test ettikten sonra. Kaldırdık biz o çalışmayı dedi. Kaldıramazsın dedi. Sen bize ne söz vermiştin? Biz resimleri bitireceğiz. Daha sonra işte o sembol pekiştireçlerde gülen yüz verecektin. Benim bunu almam gerekiyor. Bu benim hakkım dedi. Tekrar resmini lütfen geri çıkar dedi. Bakın hani hem yetişkin diyaloğu hem de o duyarlılığı kesinlikle görebiliyorsunuz. Uyumsuzluk, yani biraz önceki bahsettiğimiz gibi yine örnekte verdiğim gibi kurallara uymada hassaslık var. Yani bazen obsesyon derecesinde diyebileceğimiz ciddi hassaslık düzeyini görebiliyoruz burada. Arkadaşlarına göre çok farklı entelektüel oyunlar oynuyorlar. Ve biraz önceki bahsettiğim bu bilişsel yeteneğin, dil yeteneğinin arkadaşlarına göre daha üstün olması zaman zaman arkadaş tercihinde küçük yaşta olmasına rağmen daha büyük arkadaşlarla iletişim kurmasına sebep oluyor. Yaşça büyük arkadaşlığı tercih edebiliyorlar. Zaten oyunlarla da ilgili yapılan çalışmalarda mesela Morrissey ve Brown'un bir çalışması var. 8 ile 17 aylık arasında 21 çocuğu oyun seanslarında video kaydetmiş ve bu çocuklara 5 yaşına geldiğinde Stanford Net 4 uyguluyor. Oyun etkinliği değerlendirmesinde yüksek IQ'ya sahip çocuğun rol yapma oyununda daha hızlı öğrenme gösterdiği ve daha erken sorumluluk aldığı tespit ediliyor. Aslında bu biraz önceki söylediğimiz özellikleri sosyal hayatta da oyunda da kendini gösteren bir göstergesi. Dolayısıyla bakın yapılan bilimsel çalışmalarda bunu destekliyor. Farklı çalışmalar da var. Mesela Rain ve arkadaşlarının 3 yaşındaki meraklı çocukların 11 yılda daha yüksek akademik ve IQ puanları elde ettiğini tespit etmiş. Ki biraz önce söylemiştik zaten yapılan çalışmalarda da merak düzeylerinin okul öncesinde olmasına rağmen 0-6 yaş döneminde erken çocuklukta çok fazla olduğunu söylemiştik. Bilimsel çalışmalar da yine destekliyor. Yine başka bir volumsal çalışmada 8 yaşında üstün yetenekli olarak tanımlanan çocukların 1 yaşından itibaren ileri düzeyde bilişsel gelişim gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Yine erken gösterge olarak aslında 1 yaşından sonra da ortaya çıktığı görülmüş. Aslında şöyle toparlayacak olursak bu bulgular üstün yetenekli çocukların farklı erken gelişim özelliklerini gösterdiklerini destekliyor. Ki biz de bir çalışma yapmıştık. Belki öğrencilerin biliyordur. Yani daha önce de bahsetmişimdir ama bilmeyen, yani biz hep yurt dışından örnekler anlatıyoruz. Aslında bizim de yaptığımız bir çalışma var. Hatice Hocam da biliyor bunu. İşte Early Childhood Development Care dergisinde yayınladığımız çalışma. Biz peki bizimkiler ne tür farklılık gösteriyor diye baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 112 IQ 130 üstü olan çocukların ebeveynleriyle görüştük biz. Yani dedik ki 0-2 yaşta, 2-4 yaşta, 4-6 yaşta sizin çocuklar ne tür farklılıklar gösterdi bunu sorduk. Dediğim gibi Early Child Development Care dergisinde bunu okuyabilirsiniz. Ben size biraz bundan bahsedeyim. Bakın bu 112 çocuktan sayı yanlış hatırlıyor olabilirim. Kusura bakmayın ama öyle aklımda kalmış. Bakın literatürle uyumlu gösteren göstergeler var bizim çocuklarda da. Erken yürüme bizimkilerde de başlamış. Ama lütfen tekrar söylüyorum. Her erken çocuk üstün yetenekli, erken yürüyen çocuk üstün yetenekli çocuk alacak anlamına gelmez. Ya da üstün yetenekli olup geç de yürüyebilir. Ki mesela biraz sonraki göstereceğim video analizi çalışmasında da böyle bir durum var. Algılamaları çok yüksek ama bakın demiştik ki
konuşmanın başında potansiyel olarak da barındırabilirler. Yani bu çocuklar ilkokulda tanınan çocuklar. Biz geçmişi araştırdık bu anlamda. Belli bir kısmında da anne baba yok, hiçbir farklılık yok. Diğer çocuklar nasılsa bizim çocuklar da öyle diye cevap vermişler. Gözlem yok, bakın potansiyel olarak barındırma var. Belleklerin çok güçlü olduğunu vurgulamışlar. Resim yeteneklerinin, olgunluk düzeylerini düşünebiliyor musunuz? 0-1 yaşta olgunluk ne demek? Yani anne baba mı bunu vurguluyor özellikle ve bakın biraz önceki çalışmalarla da paralellik gösteren merak duygularının fazla olduğunu söylemiş. 2-4 yaşta algılama çok olmuş. Aynı bunu çok vurgulamış ama yine bakın belli bir kısmında gözlem yok. Hiçbir farklılık gözlemlememişler ama işte resim, bellek, matematik beceri. Bakın 2-4 yaş olmasına rağmen küçük bir kısmında işte böyle bir 10 civarındaki çocukta daha 2-4 yaşta okuma yazma başlamış. Bu da erken gösterge. Sosyallik çok fazla, yine olgunluk, merak, bilgisayarla ilgili beceriler gelişmiş ve yani şimdi Piaget'e sorgulayacağımız, tabii bunu sadece ben söylemiyorum. Bu alan yazında da sıklıkla son yapılan çalışmalarda dile getiriliyor. Özellikle üstün yetenekli çocuklarda Piaget'i biraz değerlendirmek gerekiyor. Bakın 2-4 yaşta soyut düşünme becerileri ortaya çıkabiliyor. 6 yaşa baktığımızda bakın en ön planda erken okuma yazma var yine. Okuma yazma başlamış. Matematik buna aynı şekilde destekliyor. Ama bakın 3. grup olarak yine gözlemliyor. Yine 4-6 yaşta belli bir grup potansiyel olarak bunu barındırmış. İşte farklı resimden, işte bellekten, meraktan, bilgisayardan, motivasyondan aileler bahsetmiş. Ve ilkokul dönemine gittiğimizde başarı odaklı bir dönem olduğu için, çünkü orada akademik yaşantı, yani hepiniz biliyorsunuz işte Erikson'un psikososyal kuramına göre 7-11 yaşların başarı dönemi, başarıya karşı kompleks dönemi. O başarının vurgusu, çünkü birçok şey halledebiliyor. Bariz olarak 7-11 yaş döneminde başarı ortaya çıkmış. İşte araştırma becerilerinin çok ön planda olduğu, yine matematik, sorumluluk, sanat, algılama, bellek, spor, resim gibi beceriler ortaya çıkmış. Ama bakın hala 7-11 yaş döneminde hiçbir farklılık yok. Diğer çocuklar gibiler diyen ailelerimiz de var. Şimdi gelelim programın başına bahsettiğim, belki sonradan katılan katılımcılar olmuştur. Tekrar bahsedeyim. Bir öğrenci var. 15 yaşında bir kız öğrenci. 7 yaşında BİSKAR uygulanmış. Ortalama IQ 140. Bu çocuğun biz 0-3 yaş arasındaki ebeveynlerinin çektiği videoları analiz ettik. Hem video analiz ettik, hem bunları kodladık. Daha sonra ebeveynle tekrar görüştük. Kendi kodlamalarımızı tekrar soru şeklinde onları sorduk. Yarı yapılanmış görüşme formuyla beraber. Hepsinden elde ettiğimiz değerlendirmeleri de son kodlamalar şekilde verdik. Bakın bu 0-3 yaş arasında ne tür farklılıklar göstermiş, ne tür erken gelişim özelliği göstermiş. Bu çocukta bu örneği görebiliyoruz. İnce motor becerilerde ciddi bir asenkron gelişimden bahsetsek de, yani her üstün yetenekli çocuk ince motor beceri gösterebilir. Hatta geriden de gelebilir ama bu çocukta ince motor beceriler daha öne gitmiş. Nesneleri tutma, yakalama, kavrama, hedefe atma gibi beceriler çok erken başlamış. Yani makalede yanlış hatırlamıyorsam hedefe atma. 9-10 aylıkken itibaren hedefe top atmalar başlamış. İşte nesneleri tutma ki daha 1,5 aylıkken size ilk programın başında gösterdim. Biberon kendisi tutabiliyor. Bunlar da ilginç sonuçlar bu anlamda. Video analizinde bilişsel, dilsel ne tür farklılıklar göstermiş. Çok güçlü hafızası olduğunu görmüşüz. Yani ebeveyn ilk defa bir şey öğretiyor ama hemen ikinci, üçüncü uygulamada bunu ortaya koyabiliyor. Merak, dikkati, algılaması. Mesela algılamasıyla ilgili şöyle bir söyleyeyim ben size. Küpler var. 8 tane iç içe geçen böyle küpler. Çocuk 1,5 yaşındayken, o 1,5-2 yaş aralığındayken küpleri büyüklüklerine, renklere, küçükten büyüğe farklı düzeyde sıralayabiliyor. Hemen bakın algılamasının ne noktada olduğunu görebiliyorsunuz. Hızlı kavrayıyor bu anlamda. Problem çözebiliyor. Dilsel özelliklerine baktığımızda çok erken yaşta konuşmaya başlamış. Yani 2-2,5 yaşlarında harflerin tamamını biliyor. Hatta bazı harfleri birleştirip kelimeler söyleyebiliyor. Harf ve ses farkındalığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Pragmatik olarak kullanabiliyor. Yazı farkındalığı var.
ifade ve alıcı dili çok iyi ve baştaki örnekte bahsettiğim gibi kendi akran grubuna göre ciddi bir geliş kelime haznesi var. Yine kişisel sosyal alana baktığımızda özgüveni çok yüksek, sorumluluk alıyor, mizah duygusu, güzel espriler yapıyor, yüksek enerjisi var, hevesi fazla, yumruğu fazla, yine merak düzeyi sorularda da çekilen videolarda görebiliyoruz. Duyarlılık yüksek. Bakın aslında biraz önceki anlattığım alan yazında bizim ortaya koyduğu, bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmalar bu çocukta da benzer özellik göstermiş ama bazı noktalarda çok erken gelişim özelliği göstermiş. İşte yaşından büyüklerle arkadaşlık, bakın burada da ortaya çıkmış. Yine iletişim yeteneğinin yüksek olduğu tespit edilmiş. Evet, bunlar erken gelişim özellikleriydi. Peki bunun dışında genel olarak ne tür özellikler gösteriyorlar? Yani erken çocukluğu olduğu gibi merakları inanılmaz fazla düzeyde. Yine başta söylediğim gibi okul öncesinde de, ilkokul öncesinde de, sonraki dönemlerde çok fazla soru soruyorlar. Çok fazla şeyle ilgileniyorlar. Hatta bazen aileler sorarlar neyle ilgilensin diye. Ben hep yelpazeyi geniş tutun derim bu anlamda. Uyarıcıları vermek önemli. Çünkü Tannenbaum kuramında konuştuğumuz gibi şans faktörü onlar için çok önemli. O yeteneğin ortaya çıkması için o ortamla karşılaşmış olması gerekiyor. Hızlı öğreniyorlar, çok soru soruyorlar, problem çözüyorlar, soyut düşünüyorlar, yaratıcılar. Bakın yine merakla ilgili burada bir örnek var. Öğretmenim geceleri uyuyamıyorum diyor. Neden Efe diye soruyor öğretmen. Canı sıkan bir durumu var. Hayır öğretmenim, sadece aklımdaki soruyu bir türlü çözemiyorum. Hangi soruyu? Virüslerle bakteriler arasında nasıl bir bağ var? Bu bağı kuramıyorum. Bu soru aklıma takılıyor ve uykum kaçıyor diyor. Bakın yaş 5. Yani bu noktada o meraklarının, algılamalarının çok yüksek düzeyde olduğunu söyleyebiliyoruz. Yaratıcılık dedim biraz önce. Yani ben sahada çok çalıştığım için çocuklarda elimde çok örnek var. Yani onun şansını da taşıyorum bu anlamda. Ekranda gördüğünüz bir Rönesans resmi gibi bir resim olan aslında 9 yaşındaki Ece'nin bir resmi. Burada yani yaratıcılıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok herhalde. Şimdi başka bir şey daha göstereyim size. Böyle kuramsaldan çok sıkılabiliyorsunuz. Burada da bir yine 8-9 yaşlarında Etkincan'da herhalde, ismini yanlış hatırlamıyorum. Bir ev tasar. Gelecekte evler böyle olacak demiş. İşte yüzebiliyor, uçabiliyor falan bir erkek bir öğrenci. Tabii silahlar falan da var onların kendi dünyalarında. Bunda ne var hocam? Yani şimdi gelecekte evler böyle olacağını tasarlamış. Daha sonra ben bir televizyon programına falan katılmıştım. Orada da sunucu da göstermişti. Bir yıl sonra Hürriyet'te bir haber çıkıyor. İngiliz bilim insanları da yanlış hatırlamıyorsam. Geleceğin evleri böyle olacak diye. Resme odaklanırsanız bu anlamda ne kadar benzerlik gösterdiğini görebilirsiniz. Bunu bir çocuk çiziyor. Ama burada koca koca bilim insanları işte yüzebilen bir şehir yüzüyor diye, evler bu şekilde yüzüyor diye tasarlamış. Aslında hani bugünün konusu değil ama bu çocukların eğitimine neden değer vermemiz gerektiğini en büyük göstergelerden bir tanesi bu. Evet, onun dışında gözlem güçleri çok yüksek. Akademik başarıları. Ama burada bir vurgu yapmam gerekiyor herhalde. Bu biraz dertte olabiliyor. Nasıl dertte olabiliyor? Net söyleyeyim ben size. Hem alan yazım bunu bize söylüyor. En son Almanya'da bir makale okudum. İlkokul, ortaokul gibi böyle lisede bir düşüş var. Kendi hayatımda da bunu görüyorum zaten. Kendi yakın çevremde de bunu görüyorum. Çalışmadan başarmaya alıştıkları için ilkokulu ve ortaokulu çok güzel halledebiliyorlar da lisede tökezliyorlar, bunu söyleyeyim. Yani bu çalışmama alışkanlık haline gelirse ciddi bir sorun karşımıza çıkabiliyor. Hayal güçleri çok fazla. Gelişmiş mizah duyguları yine genel olarak öyle. Çok eleştiriyorlar. Öğretmeni de eleştirirler, aileyi de eleştirirler. İlgisiz gibi görünen şeyler arasında farklı bağlantılar kuruyorlar. Kimsenin kurmadığı bağlantıyı kuruyorlar. Hatta bunu bilirsiniz, böyle güzel sanatları öğrenci olurken de öyle yaparlar. İlgisiz iki nesne arasında bağlantı kuracak bir eser oluşturmasını isterler. Bu çocuklar birden kendileri bu farklı ilişkiyi kurabiliyorlar. Ve öğretmenlerin en çok söylediği şey, hocam beni dinlemiyor ama soru sorduğunu cevaplayabiliyor. İşte aynı anda birkaç işi birden yapabiliyorlar. Bu da yine onların gösterdiği ortak özelliklerden bir tanesi. Bakın bir anne ne söylüyor bize. İkinci sınıfa giden bir oğlum var. 2-3 yaşlarında
rakamlarla haşır neşir olmaya başladı. İlkokula başlamadan önce okuma yazmayı kendi kendine öğrenmesinin yanı sıra toplama, çıkarma, hatta 5-6 haneli sayıların rahatlıkla çarpma işlemlerini yapabilen bir çocuktu. Okula gitmeden önce öyle düşünün. Kendi yaşlı olarak fazla çocuk çevremizde yoktu. Bak hep anne bir önceki anlattığımız atıp yapıyor. Bu yüzden karşılaştırmaya göre bir yorum yapamıyorduk. Okulda çok sıkılıyor. Sıkılır çünkü bunları yapıyor çocuk. Matematik konusunda öğrenmeye doymayan bir çocuk şu anda 4. sınıf 5. sınıf kitabına başladı. 2. sınıftaki bir öğrenci. İşte akademik başarıyı buradan görebiliyoruz. Bunların hepsi gerçek örnek arkadaşlar. Bu noktada hani alan yazında söylenen şeyi direkt çocukların hayatında görebiliyoruz. Peki her şey böyle genel özellikler anlamında akademik hayatta mı gidiyor? Hayır, bu çocukların duygusal özellikleri de var. Öğrenmekten zevk alıyorlar ama yani bunu net söyleyeyim ben size. Özellikleri ilgi gösterdiği alandan. Yani her insan böyledir ama bu çocuklar özellikle performans gösterdiği alanda çok iyi çalışıyorlar. Yani koparamıyorsunuz orada. Yüksek motivasyon düzeyleri var. Yani çok örneğini yaşadım. Bir rehberlik etkinliği yaparken ilkokul öğrencisi elektrikte çok yetenekli çocuk ilkokulda olmasına rağmen. Yani onun odası şöyle. Odasında ışıklar var. Yeşil yanarsa girebiliyorsunuz. Kırmızı yanarsa giremiyorsunuz. Evin her tarafında siyah bantlar var. Çocuk robotik kodlama yapmış. O bantları takip eden robotlar dolaşıyor evin içerisinde. Anne baba zaten evimiz laboratuvar gibi diyor. Bir rehberlik etkinliği yaptık çocukla beraber. Yapamadıklarımızı görüyoruz. Onlardan kurtulmak için. O sırada 5 dakikada laboratuvara gitmiş. Orası için elektronik bir mezar taşı yapmış. Yapamadıklarımız için. Şimdi bakın zevk alıyor çünkü o alanda çalışmaktan. Yani dışarıdan getirilen kodlama kutusunu çocuk altı arttı. Bu çok basit dedi. Her şey yönerge verilmiş dedi. Bundan hoşlanmıyorum. Bizim bir şeyler yapmamız gerektiğini ifade etti. Bu şuna da bazen sebep olabiliyor. Kendine güvenle beraber o yüksek motivasyon duygusal tepkilerinde aşırıya kaçabiliyorlar. Fazla tepki verebiliyorlar. Ama bunu olumlu tarafı şu yani böyle tepki verse de empatiyi diğerlerine göre daha iyi kurabiliyorlar. Eğer sağlıklı iletişim kurabilirsek. Risk alıyorlar, maceraya atılabiliyorlar veya kendilerine tehlikeli olabiliyor. Ondan da bahsedeceğim. Evet, bakın burada bir örnek var. Yine 8-9 yaşındaki bir çocuk. Geleceğin kentleri nasıl olacak dediğimizde Atlas Okyanusu'nda bir şehir çizmiş. Burada bir gökdelen. İşte bunu çizdiğimde de yani ben 2003 ile 2012 arasında bilim sanat merkezinde çalıştım. Bu dediğim gibi çok veri var elimde. 2004-2005'te o çocukları da takip ediyorum bazılarını. 2004-2005'lerde çizilmiş bir şey. Yani o yılları düşünün. Çok fazla böyle kompleks şehirler falan yapılar yoktu. Şu an büyük şehirlerde bile büyük siteler kuruluyor. İçinde okulu falan her şey var. Bak bu çocuk 2004 yıllarında, 2005 yıllarında gökdelenlerini çizmiş. Burada hastane, üniversite, okul her şey var. Burada diyor 100 bin kişi yaşayacak. Karalar da yer bitecek. Okyanus üzerinde böyle şehirler kurulacak diyor. İşte bakın buradaki farklı düşünmeyi, yaratıcılığı kesinlikle görebiliyorsunuz. Yine bir anneden bir anı var. Yine o gelişimsel özelliklere uygun bir şekilde daha küçük yaşlarda bizim için en iyi süreç kreş eğitimi olmuştu. Doğru bir eğitim aldı. Biz de evde sürdürebildik. Eğitim setimiz vardı ve içinde hafızayı güçlendiren oyunlar, alıştırmalar vardı. Mesela bir tepsiye her gün bir nesne koyduk ve bu nesneleri numaralandırdık. Bir kalem, iki araba, üç kaset, dört kaşık gibi. Normalde 15 nesne sayabilmesi gerekirken Egemen her ne kadar nesne konursa konsun hepsini ezberleyebiliyordu. Bu sayı abartılı rakamlara kadar ulaştı. Bir gün tepsideki 56 numaralı eşyayı çıkardık. Çıkan eşyanın ve rakamın ne olduğunu sorduk. Egemen hemen cevap verdi. Defalarca farklı sorduğumuz halde yanlış cevap yok denecek kadar azdı. İşte bahsettiğimiz o gelişimsel özellikleri bu örnekte de görebiliyorsunuz. Ama hep sanki böyle olumlu şeylerden bahsettik. İyiler, bir sürü şeyi başarıyorlar ama bu beraberinde yalnız kalmaya da getiriyor tabii. Dolayısıyla zaman zaman yalnız kalmaktan hoşlanabiliyorlar. Çünkü bazen anlaşılmadığını düşünüyor bu çocuklar. Kolay değil. Yani zaman zaman aileler tarafından, zaman zaman öğretmenler tarafından, zaman zaman arkadaşlar tarafından
anlaşılmadığını düşünebiliyor ve o içe dönük bir şekilde yalnız kalmayı tercih edebiliyorlar. Bu düşünmek de hoşlarına gidiyor bu anlamda. Güçlü sezgileri var. Bu öğretmenlerimize bir atıf. Tek düzelikten sıkılıyorlar. Yani bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani ders anlatırken, hatta anne babalar da bir şeyler öğüt verirken sıkılmalar olabiliyor. O tek düzelik, o düz anlatım, sıradan anlatım bu çocukları tahmin etmiyor. Liderlik özellikleri çok fazla. Dünya sorunlarına çok ilgi gösteriyorlar. Gelişmiş ahlaki değerleri çok yüksek. Yaşından büyük arkadaşlık yine okul öncesinden itibaren burada da karşımıza çıkıyor. Bakın, gelişmiş ahlaki değerlere ilişkin yine bir canlı örneğimiz var. Akranlarından her zaman ahlaki olarak 2 yıl ilerideydi. Diğer çocuklar birbirlerine hala zevk için vururken Ayşegül bunun saçma olduğunu kavramıştı. Çaba gösterip onlara mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştı ama onun neden bahsettiğini anlamıyorlardı. Bu yüzden onlar Ayşegül'e vururken o neden vurmamaları gerektiğini onlara açıklıyordu. Tabii ki bak biraz önceki söylediğim gibi yüksek ahlaki değerler bunlar var. Ama hani bu örnek sadece oraya bir atıf değil. İşte bu çocuğu da yalnızlaştırabiliyor. Niye vurduklarını anlamıyor çünkü. Mine'yi dinleyelim 9 yaşında. Kendisi anlatsın bize. Artık utanmıyorum, korkmuyorum utancımdan. Şimdi anlıyorum utancın saçmalığını. Belki şimdi utancı korkutuyorum. Belki de eskiden de korkuyordum. Nereden bilebilirim ki ben eskiyi? Evet bilmiyorum. Çünkü hiç durmadım üstünde bu olgunun. Hiç böyle düşünmedim. Hiç böyle yargılamadım utancı. Fakat insan durup düşününce farkına varıyor bunun. Utananlara gülmekte, onları utandırmayın. Gördüğünüz gibi o farklı özellikleri burada da gösterebiliyorlar. Yoğun ilişkiler kurabiliyorlar. Bu sosyalleşmeleri, yalnızlığın dışında bir de bir liderlik özelliğiyle beraber sürüklemeleri var. Doğa ilgileri fazla, estetik duyarlılıkları kesinlikle fazla. Yani birden genel zihinsel yetenekleri siz akademik başarı gözlemlerken sanatta da çok farklı şeyler gözlemleyebiliyorsunuz. Ya da bilimsel bir ürün üretirken o estetik duygusunu, o estetik kaygısını orada görebiliyorsunuz. Kendisiyle ilgili farkındalıkları yüksek. Yine birazdan bir örnek okuyacağım. Haksızlığa katlanamıyorlar ve keşfetmekten hoşlanıyorlar. Yine burada Gözde bize bunu söylemiş. Farkındalıkları yüksek. Farklıyım. Çünkü dış görünüşe göre bir şeyleri değerlendiren sistemin ve okulun güçlendirdiği görüşleri kabul eden yaşlarından daha fazla düşünüyorum. Bakar mısınız sözcüğüme? Benim için dürüst olmak önemli ve bana sorulduğunda ve bazen de sorulmadığı zaman ne düşündüğümü ve hissettiğimi söyleyeceğim. Ama daha da önemlisi kendime karşı dürüstüm. Ne yapabileceğimi, sınırlarımın, yeteneklerimin ne olduğunu, aslında ne hissettiğimi biliyorum. Galiba fazla bir söze gerek yok bu anlamda. Yani çocuk kendini burada kesinlikle farkında. Farklı olduğunun da aslında bir takım sorunlar yol açtığını da bize burada vurguluyor. Bakın, yani değerlendiren, dış görünüşe göre değerlendiren bir sistemin ve okulun güçlendirdiği görüşleri kabul eden yaşlarından daha fazla düşünüyorum diyor. Bunun bir sorun olduğunu da aslında altyapıda bize dile getiriyor. Bunun dışında yani bu gelişimsel olarak bu genel özellikler, erken gelişim özellikler dışında başlıklar altında da bazı özellikleri vurgulamak istiyorum size. Yaratıcılıkla ilgili özellikler var. Genel olarak baktığımızda çok fazla fikir ve çözüm üretiyorlar. Bunlar da sıklıkla sıra dışı oluyor ve zekice cevaplar veriyorlar. Ve biraz önceki söylediğim gibi bazen tartışmalara radikal cevaplar verip ateşli olabiliyorlar. Çünkü o yüksek enerji düzeyi ve o sıra dışı fikirleri savunmak gerekiyor. Yüksek riskler alabiliyorlar, macera parası olabiliyorlar, zaman zaman da şüpheci oluyorlar. Güçlü bir müze anlayışları var. Onlarla konuşmak, iletişim kurmak çok eğlencelidir bu anlamda. Yine bu güzelliğe karşı, estetiğe karşı duyarlı olduklarını söyleyebiliriz. Öğrenmeye ilişkin de hani biraz önce bahsettik. Geniş ilgi alanları vardı. Evet, bu geniş ilgi alanı aslında bir hazine olarak da onda barındırıyor. Birden bir soru sorduğunuzda daha önce öğrenmelerle ilgili size bir sürü şey söyleyebiliyor çocuk. Olaylara dayanan bilgileri çabuk kavrıyorlar. Karmaşık veriyi, bölümleri sınıflandırabiliyorlar ve mantıklı bağlantılı algılayıp buna dayalı olarak cevapları size verebiliyorlar. Dikkatli gözlemcidirler.
sıra dışı bir şekilde o kelime haznesindeki baştaki örnekte olduğu gibi rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Bakın efendi diyor bu öğrenmeye ilişkin. Hiçbir zaman diğerleri kadar fazla çalışmadım. Çünkü buna ihtiyacım olmadı. Sınav öncesi notlarımı tekrarlamak gibi kısa süreli şeyleri hatırlamak benim için çok kolay. Kitapları okuyup gözlerimi kapatıp notları yüksek sesle tekrarladıysam diğer gün sınavda bu bilgiler aklımda oluyordu. Bakın aslında tehlike çanları çalmaya başlamış. Tekrar burada vurgu yapıyorum. Bakın ilkokulda ve ortaokulda çok rahat bunu halledebiliyorlar. Ama lisede özellikle akademik yaşantı zorlaştığında çalışma alışkanlığı kazanmadıklarında ciddi bir tökezleme yaşayabiliyorlar. Liderlik özellikleri yani kesinlikle tekrar söyleyeyim bunun hepsini gösterecek anlamına gelmiyorlar ama genel yapıda bunları görebiliyoruz. Eğer çocuk o yalnızlığı aşabildiyse, işte sosyal ilişkileri arttırabildiyse ciddi bir liderlik özelliği gösteriyor. Sosyal etkinliklere çok katılıyorlar, bunu okulda çok gözlemler, her şeyde vardır bu çocuklar. Sorumluluklarını iyi taşırlar, yani o çocuğu sosyal etkinlikte bir sorumluluk verildiğinde, farklı alanlarda sorumluluk verildiğinde hemen liderliği üstlenirler. Herkes ona güvenir. Genellikle yaptığı işi çok iyi düzeyde yapıyorlar bu anlamda. Yetişkinlerin yanında olduğu kadar akranların da yanında oluyor. Onlara güveniyor. Akranları da ona güveniyor ve peşinden kitleleri sürüklüyor bu anlamda. Ve genelde popüler oluyor bunlar okulda. O popülerliği akademik yaşantı da yaptığı çalışmalarda da ilişkilerde de görebiliyorsunuz. Kendini çok iyi ifade ediyorlar. Genelde sözel alanda yetenekliler. Anlaşılmalı. Diğer çocuklara göre o tartışmalarda ve konuşmalarda daha rahat olabiliyor. Buna ilişkin motivasyonel özellikleri de var. Ama dediğim gibi bakın o hassas nokta özellikle performans gösterdiği alanlarda kendisini heyecanlandıran bir işe başladığında o işi bitirmesi için dışarıdan çok az motivasyona ihtiyaç duyuyor. Hep deriz ya işte bu bir işe atılma noktasında iç denetimden bahsederiz psikolojide. Yani bu çocuklar özellikle performans gösterdiği alanlarda doğuştan iç denetimli olarak doğuyorlar. Rutin görevlerde sıkılıyorlar. Net söyleyelim bunu. Biraz önce söyledik. Öğretmenlere de bir atık yapmıştım bu konuda. Bu konular bazı konularda ya da problematik dikkatini verir. Onlarla meşgul olur. Verilen görevi tamamlamada ısrar gösterirler. Diğer çocuklara göre de din, politika, dünyanın sorunları gibi daha çok yetişkinleri ilgilendiren meselelerde akran düzeyine göre daha fazla çaba gösterir, daha fazla ilgi gösterir ve daha fazla çalışma yapar. Ki daha önceki konferanslarda da bahsettim. Yani çocuklara biz üç dilek sorduğumuzda bunun da makalesi var. Okuyabilir arkadaşlarımız. IQ'su 135 olan çocukların daha çok evrensel isteklerde bu. Yani tüm insanla ilgilendiren isteklerde bulunduğunu biz gözlemledik. Gelelim ergenliğe. Yine doğa önce kendini anlatsın, sonra ben biraz bahsedeyim. Okuldayken çok utangaç ama aynı zamanda çok kibirliydim. Diğer herkesten daha iyi olduğumu düşünürdüm ama aslında sadece matematikte en iyiydim. Bence insanlarla iletişim kurma sorunum yeteneğimden kaynaklanıyordu. Çünkü onlardan daha zekiydim. Bana güvenmiyorlardı. Hepsinin benden şüphelendiğini hissediyordum. Benim sorunum değildi ama bu beni yalnızlığa itiyordu. Şimdi insanları daha iyi tanımaya çalışıyorum. İnsanları daha fazla umursamaya başladım. Bakın burada biraz sonraki bahsedeceğim ergenlik sorunları da var ama konuşmaların içeriğini analiz ettiğinizde daha önce konuştuğumuz konular da var bakın. Şüphecilik, şüpheleniyordum. Diğerlere güvenmemesi, onların ona güvenmemesi, bunun yalnızlığa itmesi, başlangıçtan beri konuştuğumuz konular aslında çocuklar kendi ağızlarıyla beraber söylüyorlar. Peki bu çocuklar ne tür ergenlik sorunları yaşıyorlar? Diğer ergenlerin yaşadıkları sorunları yaşıyorlar evet. Ama bununla beraber başarısızlıklar yaşayabiliyorlar. Biraz önce nedenini söyledim. Bu sadece tabii ki ders çalışmam alışkanlığından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda yeteneğin erken yaşta keşfedilmemesinden ve buna yönelik bir kanalize çalışmasının olmamasından da kaynaklanıyor. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gözükebiliyor. Benlik kavramı oluşturmada zorlanabiliyorlar. IQ'nun yüksek oluşu biraz önce çocuğun söylediği gibi zaten başlı başına bir sorun. Bunlar
beraberinde sosyal sorunları da getirebiliyor. Yani üstünlüğün özelinde, ki biraz sonra bunu tam tersi söyleyen çalışmalar da var. Yani evet, ergen, üstü yetenekli ergenler diğer ergenlere göre farklı sorunlar yaşayabiliyor ama bazı çalışmalarda hayır, onlar daha iyi yaşıyorlar bu dönemi diye sonuç söyleyebiliyor. Çünkü eğitim bilimlerinde tek bir gerçek yok, biliyorsunuz. Üstü yetenekli ergenler öz saygılarını koruyabilmek adına yetişkinlere karşı daha asi davranabiliyorlar. Evet, bu önemli. Yani bu ergenlik çatışmaları bu çocuklarda daha şiddetli gidebiliyor. Duyarlı bireyler oldukları için aile içinde yaşanan sorunlar onu çok daha fazla etkileyebiliyor. Ayrıca bu ergenlikte işte bu enerjinin artmasıyla beraber tehlikeli sporlar, uyuşturucu madde kullanımı, küçük suçlar, işte çok yüksek sesle müzik dinleme gibi yöntemlerle o gerilimden kurtulmak isteyebiliyorlar. Ama dediğim gibi bazı çalışmalar da tam aksini söylüyor bize. Yani zihinsel alanda eski yetenekli ergenlerin tipik değişim gösteren yaşlarına göre daha az davranış problemi gösterdiklerini, öğretmenlerine karşı daha olumlu bir tutum sergilediklerini, kendilerine daha fazla güven duyduklarını, kendine yetebildiklerini, depresyonla özellikle daha iyi baş edebildiklerini ortaya koyan çalışmalar da var. Aslında bu dinamik bir süreç. Çocuk hangi konumda, aile tarafından nasıl destekleniyor, çevresi nasıl? Bunlarla bağlantılı ama farklı çalışmalar bunları farklı şekilde ortaya koyuyor. İşte üstün yetenekli olan çocuklarla üstün yetenekli olmayan çocuklar karşılaştıklarında üstün yetenekli çocuklar ortalama zihinsel yeteneklere sahip öğrencilere kıyasla duygu, motivasyon, empati, ilişkilerin yönetiminde daha yüksek puan aldıkları test edilmiş. Psikolojik güçlerin, psikolojik uyumda güçlü yönlere daha fazla sahip oldukları yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. O zaman hani biz şunu söyleyelim. Evet, diğer ergenlerle ilgili yapılan tüm çalışmalar bu çocuklara da yapılmalı, desteklenmeli. Zor bir dönem bu. Yani biz iki farklı kanalda açıkladık bu ergenliği. Bir taraf zorlu geçiriyor, bir taraf daha iyi geçiriyor. Bu zor taraf, geçiren taraf çok ciddi desteklenmeli. Ve yani çünkü şurada da görüyoruz, bazı çalışmalar var, desteklenmediği takdirde okul terki de görebiliyoruz bu çocuklarda. Ya, okul terki neden yapılmış, bu da analiz edildiğinde işte daha çok, mesela şöyle bir sonuç var o çalışmada, okul terki yapan üstün yetenekli ergenlerin okulda sosyal faaliyetleri çok az katıldıkları test edilmiş. Bakın, demek ki biz orayı arttırabiliriz bu anlamda. İşte ailesinin eğitim düzeyinin düşük olduğu test edilmiş terk yapanlarda. İşte burada aile desteği bu noktada önemli. Yani diğer ergenlerle ilgili yapılan çalışmalara burada da örnek veririz ama bunun dışında bir de okul yaşamı ve gelecekteki kariyer olasılıkları arasında ilişki kurduracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Üstün yeteneklilerin özelinde. İlgi yetenekleriyle ilgili eğitim kariyer olasılıklarının analizi yapılması gerekiyor. Kendileri hakkında olumlu beklentiler oluşturacak öğrenme durumları yapmamız gerekiyor. Çünkü mükemmeliyetçilikle beraber burada ergenlikte daha fazla çatışma yaşayabiliyorlar. Ailelerin çocukların ilgi alanları hakkında bilgilerini artması gerekiyor. Çünkü yani şu bir gerçek, Türkiye gerçeğiyle konuşalım. IQ'nuz yüksekse, akademik başarınız da yüksekse genelde yönlendirdiğiniz yerler bellidir. Yani işte tıp fakültesi, mühendis. Yani mühendislik belki yani alt sıralayalım ya da hukuk fakültesi Türkçe matematik alanında. Yani çocuk tıpa ilgi duymuyorsa, bu alanda yetkinliği yoksa, yani bu alanda çalışmak istemiyorsa aileden böyle bir baskının gelmesi ergenlik sorunları daha da arttırabiliyor. Onun için ailelerin çocukların ilgilerinin hakkında bilgilerinin arttırılması gerekiyor. Evet, epey konuştum. Son olarak bir babanın yakarışıyla bugünkü üstün yetenekli çocukların özelliklerini sonlandırmak istiyorum. Çok güzel şeyler söylemiş baba. Okumak istiyorum ben bunu size. Üstün yetenekli olarak damgalanmak hayatımın düzenini bozdu. 7 yaşından itibaren beni her zaman tüketen düşüncelerim oldu. Kendime neden bu kadar mutsuzum diye soruyordum. Yeteneklerim olumsuz duygular ile bağdaştırılıyordu. Bunun yanında başka alanlardaki korkunç yeterliklerim üstün yetenekli görülmem ile daha da şiddetleniyordu. Bir taraftan bu alkışlar ve hayranlıktan zevk alıyor ve sahte bir özgüvene sahip oluyordum. Diğer taraftan ise kişilik sorunlarım ortaya çıkıyor ama hiç kimse bunları fark etmiyordu. Her zaman hayran olmamın yarattığı olumlu gelebilirliğine sarılıyordum
Ama birey olarak hiçbir zaman üstün yetenekli görülmedim. Ve şimdi de kendimi böyle görmüyorum. Duygusal anlamda kopukluk yaşıyordum. Ve bu her geçen gün daha kötü bir hal alıyordu. Benim iki parçam mevcuttu. Bunlardan biri hesaplayıcılıktı. Ama bir hesap makinesi bir sanat eserinin değerini anlayamaz. Sadece okulda iyi notlar alabilir. Hala bu kaybettiğim fırsatları telafi etme çabası içindeyim. Ama tabii ki okula geri dönemem diyor babamız. Evet. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu sürede olabildiğince hızlı toparlamaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam Hocam. Bu arada müsaade edeyim. Odada böyle gündüz başladı. Karanlık ışığı açayım çünkü tabii ki, karanlık. Tabii ki, tabii ki. Sununu kaldırayım mı ben de bu arada? Olur hocam. Seni daha yakından görsün arkadaşlarımız. Evet, o şu yanına geldi. Karanlıktan bakmış. Şimdi arkadaşlar, sorularınız varsa sohbet kısmına yazabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Ahmet Hoca onları yanıtlayacak. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel özetledin Ahmetciğim. Hem kendi çevremizde hem çalıştığımız çocuklar arasında ya da işte akraba, eş dost, öğretmeniniz diye bu sorular bize sıklıkla geliyor aslında. Okul öncesinden itibaren küçük bebeklikten senin de gösterdiğin, bahsettiğin gibi işte benim çocuğum böyle yapıyor, farklı mı, üstün yetenekli, üstün zekalı olabilir mi diye. Bu farkındalığı yaratmak çok şeydi, önemliydi. Ben belki başkaları soruya sormuyorlar. Ben bir şey yapmak isterim. Hazır burada daha 70'e yakın öğretmen adayı, uzman ya da belki ebeveynler de vardır aramızda. Bu tür gözlemlerimiz olduğunda biz mesela aile ne yapmalı? Ya da aile bize sorduğunda biz nasıl yönlendirmeliyiz aileyi? Şuraya gidin, sistematik bir şey var mı Türkiye'de? Yol, Yani erken çocuklukta sistematik olarak yaralanabileceğimiz bir sistem yok bizde. Ama ben genelde şunu söylüyorum. Yani alan yazın da bize bunu söylüyor ama kendi kişisel deneyim olarak da bunu söylüyorum. İkisini de birleştirerek söyleyeyim. Yani yelpazeyi geniş tutmakta fayda var. Yani olabildiğince farklı uyarıcılarla çocuğu tanıştırmak gerekiyor. Çünkü yani kuramsal olarak baktığımızda da çocuğun yeteneğinin ortaya çıkması için o alanla karşılaşmış olması gerekiyor diyoruz ya. Bu şu anlamı ifade etmiyor ama bazen aileler şunu yanlış anlıyor. O kurstan bu kursa alalım, o kurstan bu kursa alalım. Hayır, ben bunu kastetmiyorum. Kursa gidebilir. Yani çocuk ilgi gösteriyorsa, zevk alıyorsa gidebilir ama yani mesela genelde bu örneği veriyorum. Babasıyla beraber arabanın motor kaputunu hiç kaldırıp bakmadıysa bir oraya baksın. Orayı incelesin. Yaprağın üzerindeki böceğe hiç büyüteçle bakmadılarsa ona baksınlar. Annesiyle beraber hiç pizza yapmadılarsa beraber pizza yapsınlar. Yelpazeyi olabildiğince geniş tutacağız. Türkiye şartlarında belki kurum seçebilir. Hani zenginleştirilmiş bir program uygulayabilen. Bunu cevaplamak çok zor hocam. Yani kim var, nasıl eğitim yarıyor? Burada önemli nokta herhalde üstün yetekli çocukların genel özelliklerini biraz daha hakim olabilecek okul öncesindeki çağındaki öğretmenlerle bir araya getirmek. Evet, bu çocuk yerlerinden farklı. Geçen gün burada bir konferans verdik. Bu çok güzel bir. Keşke buraya yükleseydim. Bak bunu unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Bence hepimizin düşünmesi gereken bir resimdi bu. Okul öncesi çağında bir çocuk var. Diğer çocuk sayıları yazıyorlar. Ama bu çocuk okul öncesi olmasına rağmen yanlış hatırlamıyorsam ilkokul 4. sınıf 5. sınıf matematik kitapları çözüyordu. Şimdi öğretmen 6'yı çizdiriyor. Gerçekten İlkokul 4. sınıf, 5. sınıf düzeyinde bir matematik problemi çözen bir çocuğun 6'yı çizdirmesi ne kadar o çocuk için doğru olabilir? Artık çocuk kendi kendine çözüm bulmuş. Herkes 6'yı çizerken o da 6'yı çizmiş ama altına 6'ya ulaşabilecek toplama rakamları yazıyor. Kendi problemler yazıyor. Aslında bu her şeyi anlatıyor bize. Bana böyle şeyler görünüyor. Evet. Bunu hisseden bir öğretmen olsa aslında çocuğun bunu yapmasına gerek yok. BEP herkes için geçerli. Yani bu çocuk için de BEP yapılması gerekiyor. Performans düzeyine uygun olarak. Geçen yaptığımız Avrupa Birliği projesinde bir okul öncesi öğretmeni işte müfredat sıkıştırmanın nasıl olduğunu anlattık. Müfredat sıkıştırmayı okul öncesi de uygulayabilir miyim? Uygulayabilirsin tabii ki. Falan performans aldıktan sonra. Hocam o zaman çocuk 1. sınıf, 2. sınıf düzeyinde
bu yetkinliklerimi yerleştirmem gerekiyor. Evet, yani ben nasıl alttaki çocuk için daha alt düzeyde yerleştiriyorsam bunu basit çözümler bulabiliriz ama basit değil ama en azından çocuğu doyurabilecek bir şeyler yapabiliriz. Burada öğretmen faktörü çok önemli. Bu konulara hakim olabilecek. Öğretmenlere çok atıp yapamayız, çok suçlayamayız. Bu alanda eğitim görmüyorlar ama kendilerini geliştirebilirler bu anlamda. Ve kendilerini bu alanda geliştirmek çok net söyleyeyim kendilerini ayrıştıracaktır. Yani Kesinlikle. olabildikçe okuma yapsınlar bu alanda ama aile de zengin uyarı çevresinde geliştirmeye çalışsın. Söyleyebileceğim bu. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Birkaç soru geldi galiba bu arada. Şeyma demiş ki, öncesinde çok teşekkür var Ahmetçim sana. Şeyma Teşekkür ederim. Yıldırım demiş ki, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmeni olarak öğrencilerin üstün yeteneklerini keşfetmelerine nasıl katkı sağlayabiliriz? Oh, çok güzel bir soru. Şimdi özellikle öğretmenimizin önce performans gösterdiği alanları iyi gözlemlemesi gerekiyor. Buna karar verdikten sonra çocuğun o alandaki yeteneğini fark ettirebilmek için önce yani basitten zora demeyeyim de çocuğun düzeyinden başlayıp başarabildiğini çocuğa hissettirmemiz gerekiyor. Ama yine burada özel eğitimin ilkeleri devreye giriyor. Önce var olan performansı bir alalım düzgünce. Çocuk ne biliyor ne bilmiyor. Onun üzerine koymaya çalışıyorum. Çünkü koydukça aslında bu şuna da sebep oluyor. Snowball efekt dediğimiz kar topu gibi büyüyor bu anlamda. Biz çocuğun yeteneğini iyi gözlemleyelim. Sonra çocuğa fark ettirmek için o alanda biraz daha farklılaştırmış programlar sunmaya çalışalım. Peki, teşekkür ederiz. Bir başka katılımcımız Şahika Çiftçi. Hocam, çocuğun üstün yetenekli olduğunu öğrendikten sonra birçok alana çocuğu yönlendirmek doğru mu? Mesela piyano, resim, matematik vesaire hepsini birlikte vermek bıkkınlık verir mi çocuğa? Bize vermez mi? Bu anlamda her anlamda. Yani çocuğun tercih ettiği şeylerden hareket etmek gerekiyor. Yani biraz önce dedim ya kurstan kursa yollamak. Çocuk hoşlanıyorsa, yapmak istiyorsa, yani biz seçenekler sunalım. Çocuk bunlar içerisinden istediğini alsın. Ha bazen şu olabilir. Burada da hassas nokta var hocam. Önemli bir soru bu aslında. O soruyu bir üst boyuta daha taşıyayım ben. Bu kadar kişi yakalamışken burada. Şimdi diyelim ki piyano, evet piyanoya gitti. Çok iyi gidiyor. Ve birden bırakmak istedi. Bunu aileler sorar bana genelde. Bıraksın mı hocam, bırakmasın mı diyor. Şimdi burada alan uzmanı konuşması gerekiyor. Yani piyano dersi veren öğretmenin gerçekten ama yeteneği analiz edip ya evet yetenekli ama böyle müthiş yetenekli doyum oluyor ve yapıyor, başarıyor. Böyle bir yorum yapıyorsa çocuk buradan doyumunu almış, başka yeni ve farklı bir şey istiyordur. Ama çocuk o konuda çok özel yetenekli. Orada biraz direnmek gerekiyor. Hatta bunu anlatan en iyi örneklerden bir tanesi de 2012'de Uluslararası Üstün Yetenekler Sempozyumu'nda Tekiner kardeşlerden biri anlattı. 5-6 yaşında biz patronların altında saklanırdık, annemiz bize zorlardı diyor. Yani bu zorlamayı biraz hassas olarak kullanıyorum ama olmasaydı öyle bilirim, Tekiner kardeşler olmayacaktı bu anlamda. Dolayısıyla çok üst düzey performans gösteriyorsa biraz dik durmak gerekiyordu ama doyum olup bırakıyorsa yeni bir pencere açmak gerekiyor. Tamam, sağ olasın. Ümmü Selime Geriz. Yetişkin bir bireyin üstün yetenekli olup olmadığı nasıl anlaşılabilir veya fark edilmediği takdirde zekası körelebilir mi? Bu sorular çok gelmeye başladı bu. Hatta ResearchGate'den de böyle bir soru geldi. Yani yurt dışında bir akademisyen gönderdi. Kendi çalışmaları varmış. Şurada şu kadar makale yayınladım. Şöyle kitaplarım var. Ben üstün yetenekliyim. Beni değerlendirir misiniz diye. Böyle bir ResearchGate'den soru gelmişti. Yani yetişkinler için zeka ölçeği ülkede yok. Dışarıda var ama zeka ölçeğinden hareket etmek de doğru değil. Başlangıçta onun için hızlı hızlı geçtim. Yani aslında biz körelir mi? Tabii körelir yani. Bunu net söyleyeyim. Yani okul öncesinde bile bu kavram kullanılıyor. Hatta benim doktora tezimde de bu yazar. Use it or lose it. Kullan ya da kaybet. Kullanmadığınızda, uyarmadığınızda körelebiliyor. Ama kişi kendi içerisindeki potansiyeli fark edip bu potansiyele göre hayatı yönlendirebilirse ve orada emek harcarsa, çabalarsa, çalışırsa, disiplini çalışırsa, motivasyonu yüksek olursa o bir yerde patlak veriyor ve performans ortaya çıkıyor. Önemli olan kişinin kendini iyi analiz etmesi, o konuda kendini yönlendirebilmesi. Bu Türkiye'de zor. Herkes böyle rastgele hayat seçiyor, üniversite seçiyor ama şu anki nesil bu konuda biraz daha hakim. Yani ben yeni gelen birinci sınıflarımızda bile gördüğümde şöyle görüyorum. Hocam işte
işte makalelerinizi okuyarak gelin. Biz üniversite bir sınıfta böyle bir şeyden haberiniz falan yoktu yani lise seçerken. Şimdiki nesil biraz daha bunu iyi takip edebiliyor. Bu bana uygun mu diye. Dolayısıyla şu an yetişkinsek ben aslında sormamız gereken soru şu, bu ben miyim? Bu ben değilsem ben olmak için neler yapabilirim? Onun için ciddi çaba harcamak gerekiyor. Yani o realizmin kuramına baktığınızda işe adanmışlık o aslında. Ya da diğer kurama baktığınızda üstün yetenekleri değerlendirmek için yeteneğin bir ürüne dönüşmüş olması gerekiyor. Şu an dünyanın en zeki insanlarından biri Güney Kore'de yaşıyor. İsmini kimse bilmiyor çünkü ürüne dönüşmemiş. Ama hepimiz Steve Jobs'u biliyoruz. Elon Musk'ı biliyoruz çünkü bir ürüne dönüşüyor. Eğer ben içimde böyle bir gizli güç olduğunu inanıyorsam, bunun için emek harcarsam o bir ürüne dönüştükten sonra performans değerlendirilebilir. Ama bana ne diyorsam zaten o yetenek sönüp gidecek. Evet. Teşekkürler. Uzunca bir soru. Ne? Elif Zihli. İlginç bir soyadı. Hocam test sonucu normal üstü çıkan 5 yaşında oğlum var. Okuma yazmada mevcut. Türkiye'de desteklenen eğitim sistemi yok deniyor. Okuyup araştırıp birçok şeyi öğreniyorum ama yarın sabah nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tuzdev ile ilgili atölyelerde araştırma yapıyorum. Bilmiyorum neler yapmalıyım, neler araştırmalıyım, neler okumalıyım. Stres haline dönmüş bir durum bu konu diyor. Klasik bir ebeveyn. Evet. Yani önce şu tarafa vurgu yapalım o zaman. O bir çocuk. Önce onu vurgulayalım. Yani bir çocuğun neye ihtiyacı varsa o çocuğun da ona ihtiyacı olacak. Bunu unutmayalım. Bir şeyle etiketleyip o bazda gitmeyelim. Bu sefer sorunları da, yeteneği de, her şeyde onu ilişkilenmiş oluyoruz. Tabii ki bununla ilişkili olacak, davranışlar olacaktır. Ama şurada var, yani başta söylediğimiz gibi uyarıcıları farklı kanallardan vereceğimiz ortamlarla karşılaştırmak bu önemli. Her şehrin kendi şartları var. O şartlar içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, bu alan suistimal edilen bir alandır. Dolayısıyla profesyonel çalışmakta fayda var ama takvim yaşlarını, ihtiyaçlarını ihmal etmeden, yani her şey üstünlük bazında gitmez. Üstün yetenekli olduğundan dolayı yeteneklerinin desteklenmesi gerekiyor ama zaten şu an 5 yaşında mı demiştiniz hocam? Evet, 5 yaşında diyor. Ama okuma yani yazması. Yani benim aile tavsiyem, evet atölyeler, farklı olaylar bunlarla tanıştırabilir ama bunun dışında işte ilkokul 1'e başladığında zaten bir bilsem yönlendirmesi olsun. İlim sanat merkezinin yönlendirmesinden sonra bilsem de tanılandıktan sonra zaten bir özel eğitim almaya başlayacak. Ha bu tek başına yeterli olur mu? Ben her zaman söylüyorum. Yani Türkiye'de üstün yetenekli öğrenciler eğitimi bir kurumu atfetmek çok doğru değil. Bu kadar yükü vermek. 20 milyon öğrenci var. Klasik zeka kuramlarından yola çıkıyorum. %2'lik dilim dersem 400 bin tane üstün yetenekli çocuğu bir kuruma yerleştirmek. Aynı anda birçok sistem olmalı. Çünkü çocuk asıl okulunda devam ediyor. Okulunda ne yapmak gerekiyor? 30 saat. Bizim genel eğitimde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dışarıda evet destekleyebiliriz ama asıl sorun okulda ne yapıyoruz? Bu noktada aynı anda birkaç işte mentörlükten tutun da okul içerisinde yetenek gruplarının oluşturulması, defterlerin oluşturulması, hızlandırma çalışmaları. Aynı anda birçok sistem devreye girmeli ki çocuk yararlanmak istediği sistemden yararlansın. Yoksa bilsemlerin yükü giderek artıyor bu anlamda. Evet. Yani bireysel özellikleri ve gereksinimleri çerçevesinde hizmet götürülmeli. Tipik evet. Özel eğitim. Evet. Ya üstün yetenek ya da zihinsel yetersizlik fark etmiyor. Yol aynı. Evet. Şeyma Yıldırım demiş ki üstün yetenekleri anlamak üzerine kitap, film tavsiye önerebilir misiniz? Bir kere film olarak şeyi söyleyeyim. Onu mutlaka izlesinler. Orada Gifted filmi var. Filmin ismi Gifted. İşte matematik teorisi bir çocuk var. Özellikle şuna dikkat etsinler o filmde. Çocuğun babaannesiyle dayısının çatışmasına dikkat etsinler. Çocuk üzerinde. Çünkü ikisini de söylediği doğru. Evet. Yani aslında iki anlayış orada çarpışıyor. Evet. Ve bir noktada uzlaşıyorlar ama çok güzel orada geri bildirimler var. Yani çocuk mükemmel matematik yaparken sahilde şımarıp başka oyunlar oynuyor. Hani takvim yaşı ve insan ihtiyacı. Okulda öğretmene tepki vermesi, bu saçma sorularla mı uğraşacağız deyip bambaşka şeyler söylemiş. O filmi mutlaka izlesinler. Sonra şey var,
Budbilanti, Can Dostum filmini izlesinler. Kitap şu an çok sayıda var. Yani Uğur Hoca'nın kitabını okusunlar, Üstün Zekalılar. Benim kitabım var, Pegem'den, Üstün Yetenekli Çocuklar. Ve şu anda Marilyn Hoca'nın kitapları var. Piyasada çok fazla Üstün Yetenekli Çocuk kitabı var. Bence hepsini alıp okusunlar. Hepsinden edinecekleri şeyler var. Her akademisyen bir başka pencereden de açıp başka şeyler gösterebiliyor. Eskiye göre çok var. Eskiden çok az kitap vardı. İşte ilk hoca Uğur Hoca çıkarmıştı. Sonra ben kitap çıkarmıştım. Sonra çoğaldı bu anlamda. Ama şu an daha fazla yayına hakimiz. Makaleleri de okusunlar bu anlamda. Artık yeterince makalede birikmeye başladı. Evet. Çok bizde dergide en fazla yayın gelen, sizleri de hakim olarak en çok yorduğumuz alan üstün yetenekler alanı. Çok çalışma geliyor gerçekten. Akademide önemli bir şey var, eğilim var, yoğunlaşma var. Ben bireysel olarak Ahmetciğim senin görüşünü merak ettiğim bir şey soracağım sana. Evet. Unutmasam bu dönem 8 tane konuğumuz olacak. Hepsine de aynı soruyu sormayı düşünüyorum programın Tamam. sonunda. Zaman zaman şöyle söylemler duyuyorum ben. Üstün yetenekler özel eğitim kapsamından çıkarılmalı. Bu doğru bir yaklaşım olur mu? Olmaz mı? Niçin? O Hala özel zaman eğitim. şöyle söyleyeyim. Kendisi böyleydi. Evet. Bu tarafı görürsem o zaman bu tarafı da çıkarım. Evet. Geriye ne kalır? Sağ. Yani buranın farkı yok. Yani ben öğrencilerime de ders öyle başlarım. Yani üç öğrenci yan yana geldiği zaman biri yavaş yürüyor, biri normal yürüyor, biri hızlı yürüyor. Bunun normali bu. Bunun da normali bu aslında. Yani bunun ihtiyaçları neyse bunu yapmak gerekiyor. Burada bence şundan kaynaklanıyor. Yani burada biraz radikal konuşmalar da yapabilirim ama herhalde yapmak ihtiyacı duyuyorum şu an. Siz de bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi kesinlikle diğer disiplinlerde bu konuda çalışmalı. O konuda hemfikirim. Biz her konuda bilgi sahibi olamayız. Evet. Disiplinler arası özellikle üstün yetenekli çocuklarla çalışmak gerekiyor. Ama bu disiplinlerde bir çalışma yaptıktan sonra kendine bu alana ait bir uzman hissetmek doğru değil. Yani o çocukları örneklem grubunda alıp o çocuklarla araştırma yapınca biz bu çocukları öğrenmiş olmuyoruz. Çok farklı dinamik yapılar var. Ciddi eğitimler almak gerekiyor. Ciddi okumalar, ciddi bilimsel çalışmalar yapmak gerekiyor. Dolayısıyla evet biz diğer disiplinlerle çalışacağız. Ama diğer disiplinler bu alanda çalışma yaparken herhalde özel eğitimin genel ilkelerine bağlı kalmak zorunda kalacaklar. Çünkü orada bir hassas nokta var. Yani sadece zenginleştirme yapmak demek, farklı program uygulamak demek, çocuğa getir. Bunun duygusal, sosyal, işte var olan performans almak mesela en temel özelliğimiz şu an bu çocuklarla eğitim verilirken birçok kurumda böyle bir çalışma bile yapılmıyor. Çünkü özel eğitim ilkesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani biz biliyoruz ama uygulayan kişiler bilmiyor. Biz yani şöyle bir yapıda derinin bir tarafını koparamazsınız. Bu özel Evet. eğitimin taraftaki bir Olacak deniz. bir şey değil mi? Var. O Yani öyle dengede duruyor çan eğrisi. evet ben bu konuda çok netim. Kesinlikle bu alanda. Bakın hani ben siz beni biliyorsunuz. Ben altyapıda farklı bir eğitimle buraya geldim bilimsel hazırlıktan sonra. Evet, şu an üstün yetenekli çalışıyorum ama şu an üstün yetenekteki başarımın ana kaynağı Ankara Üniversitesi'nde özel eğitim alanında yaptığım doktoradır. Nokta. Ben de senin gibi düşünüyorum ama farklı görüşleri de duymak, biraz tartışmak da istiyorum. Hatta şeyin böyle kapanış toplantısında falan ulusal kongrede böyle bir tartışma konusu falan açılır mı diye de bir şeyim var. Belki sizin panelde soru olarak yöneltirim Çok bilmiyorum. güzel, Bunun çok da güzel. Ya tartışılması gerekiyor. farklı düşünceleri olanlar olabilir. Yani o konuda saygı duyarım. Kişisel fikrim bu. Çünkü ben özellikle üstün yetenek noktasında farklı modellere girdiğimde, atıyorum maker modeli, işte bütünleşim, fırsat modeli, hepsinin temelinde
işte bağlam performansını alınması, buna göre müfredatını kazanması. Özel eğitim var. Ayıramazsınız bu noktada. Evet. Ben de ilk Özel eğitim. derslerimde derim ki özel eğitim eşittir bireyselleştirme. Evet. O üst %3'te de olsam, altta da olsam fark etmez. Yani özel eğitimin hedefi o iki grup zaten. Hatta Dolayısıyla şeyi bu sıkıştırdım bu alana. Öğrenme güçlüğünün onun üstü yeteri sıkıştırdığında ne olacak? Device eksesli çocuklarda ne yapacağız? Evet. Böyle bir tartışma var gibi. Ben mi yanlış algılıyorum? Sen alanın daha içindesin. Sanki Hayır, yavaş ben yavaş dillendirilen bir görüş varmış gibi geliyor bana. Onun için sordum. çünkü şöyle bir şey, evet alanda sayı fazlalaştı, makale sayısı ama yani şey gibi bu alanda çalışmak biraz prestij gibi gözükmeye Evet. başladı ve herkes bu konuda çalışma yapmaya başladı. Bence değerli yapmaları artsın çalışma ama niteliği de artırmak lazım burada. Yani tekrar söylüyorum, örneklem grubuna üstün yetenekli çocuklar seçtiğimiz zaman biz o konuda uzman olmuyoruz. Evet. Doğru söylüyorsun. Sağ olasın. Galiba başka şeyimiz, sorumuz da yok. Burcu Hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Ahmetçim çok teşekkür ediyorum. İyi ki Ben varsın. teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Ahmet Hocam yine kırmadınız bizi. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum bu güzel sunumunuz için, paylaşımınız için. Bu saatte katılım da bayağı iyi oldu bizim beklediğimizden. YouTube'dan da bizi izleyicilerimiz takip edebilir. Bu videoyu en geç yarın YouTube'a yüklemiş olacağız. Oradan da çok izleyen oluyor. Belki bir sonraki etkinliğimizi duyurabiliriz. O da yine Kasım ayında Uğur Hoca'nın bir sunusu olacak, bizimle olacak. Üstün yeteneklinin tanımlanmasını konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Size teşekkür ediyorum tekrar. Ben de diğer sunumlara zaten katılacağım. Hep beraber orada konuşuruz. Evet, sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Katılımcılara da Yani ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ çok zaman özellikle teşekkür ediyorum bu saati bizi dinlettiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum kendilerine. Sana da büyük teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. Görüşürüz kongrede. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. İyi akşamlar.